Karşımızda hem x hem de y değişkeni t türünden tanımlanmış parametrik denklemler var. Bu aklınıza gelen tüm değerleri bu fonksiyonlara verdiğinizde bulacağınız x ve y'ler ile x y düzleminde bir eğri elde edeceğimiz anlamına geliyor. Bu videoda y'nin x'e göre birinci ve ikinci türevlerini bulmaya çalışacağım. Her ikisi de t türünden olacak. Hadi bakalım. Öncelikle y'nin x'e göre türevi ile başlayalım. Yani y'nin x'e göre birinci türevi. Ve bunun y'nin t'ye göre türevi bölü x'in t'ye göre türevine eşit olduğunu daha önceki videolardan hatırlayacaksınız değil mi? Eşittir. Bana y'nin t'ye göre türevinin neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? dy bölü dt eşittir. e üzeri 3t'nin 3t'ye göre türevi e üzeri 3t'nin kendisidir değil mi? 3t'nin de t'ye göre türevi ise 3'tür. Bu 3'ü ister çarpı 3 olarak yazın isterseniz de e üzeri 3t'nin başına koyun. Son olarak eksi 1'in türevi ise sabitin değeri t ne olursa olsun değişmeyeceği için 0 olacak. O halde y'nin t'ye göre türevi neymiş? 3 çarpı e üzeri 3t bölü. Şimdi de x'in t'ye göre türevini bulacağız. x'in t'ye göre türevi eşittir 3'ü not edelim. e üzeri 2t'nin 2t'ye göre türevi e üzeri 2t'dir. 2t'nin t'ye göre türevi de 2 olduğuna göre az önceki gibi 2'yi yine başa alırsak bu 6 çarpı e üzeri 2 t'ye eşit olur. Evet, 6 çarpı e üzeri 2 t. Bakalım bu ifadeyi biraz daha sade hale getirebilir miyiz? Nötr bir renk seçeyim. Eşittir 3 bölü 6, 1 bölü 2 eder. Buradan da üstel ifadelerin özelliklerini kullanarak e üzeri 3 t eksi 2 t yani e üzeri t elde ederiz. İşte bu kadar y'nin x'e göre birinci türevini t türünden bulduk. O halde sıra geldi ikinci türeve. Evet, sırada y'nin x'e göre ikinci türevi var. Peki bunu nasıl bulacağız derseniz bir ipucu ister misiniz? Açık bir ipucu vereyim. Aynı mantığı kullanacağız. Eğer bir şeyin x'e göre değişim oranını bulmak istiyorsanız o şeyin t'ye göre değişim oranını x'in t'ye göre değişim oranına bölmeniz yeterli olacaktır. Eşittir. Şimdi birinci türevin t'ye göre türevini bulmamız gerekiyor. Şöyle yazayım. Birinci türevin t'ye göre türevi. Birinci türevi maviyle yazayım. dy bölü dx bölü dx bölü dt. Eğer bunun az önce yaptığımız şeyle aynı olmadığını düşünüyorsanız hemen şimdi videoyu durdurun ve şu ana kadar yaptıklarımızı tekrar bir gözden geçirin. Şimdi burada ne yapmıştık? Y'nin x'e göre türevini bulmak istediğimizde y'nin t'ye göre türevini x'in y'ye göre türevine bölmüştük öyle değil mi? O halde y'nin x'e göre ikinci türevini bulmak için de aslına bakarsanız şöyle yazarsam belki daha anlaşılır olacak. Bir saniye. Evet ne yapmak istiyorduk? Y'nin x'e göre türevini bulmak öyle değil mi? Evet y'nin x'e göre türevi y'nin t'ye göre türevi bölü x'in t'ye göre türevine eşitti ve şimdi de x'e göre birinci türevin x'e göre ikinci türevini bulmak istediğimiz için burada y gördüğümüz yerlere birinci türevi yazarsak pay dy bölü dx'in t'ye göre türevini bu y'nin t'ye göre türeviydi bir saniye şu şekilde yazayım şunu siliyorum evet bu y'nin t'ye göre türevi Az önce y olan yerde artık dy bölü dx olduğunu gördünüz değil mi? Ve bölü dx bölü dt. Biraz karıştırdım sanki ama anladık. Göze her ne kadar korkutucu gelseler de bunları değerlendirmenin aslında çok da zor olmadığını bilmenizi istiyorum. Birinci türevin T'ye göre türevini almak için bunun T'ye göre türevini almamız yeterli olacak. 1 bölü 2'yi yazalım. E üzeri T'nin T'ye göre türevi de E üzeri T olduğuna göre buradan 1 bölü 2 E üzeri T elde ettik paydaya da x'in t'ye göre türevi yani 6 çarpı e üzeri 2t gelecek. Böylece 1 bölü 2 bölü 6, 1 bölü 12 eder. t eksi 2t ise eksi t edecek. 1 bölü 12 çarpı e üzeri eksi t bulduk. Eğer isterseniz sonucu 1 bölü 12 çarpı e üzeri t olarak da yazabiliriz. Hepsi bu.